Sorumuz şu, Berat Albayrak, Maliye Bakanı biliyorsunuz, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002 yılında dedi 100 TL'lik vergiden karşılık olarak 14 TL'lik hizmet sunuluyordu dedi halka, evet, devlet tarafından. Evet. Günümüzde şimdi 100 TL'lik vergiden 85 TL'si refaha gidiyor dedi. Siz bu refahı görebiliyor musunuz? Görüyorum, vatandaş görüyorum. Olarak? 85 TL'den 14 TL'yi çıkar. Hı-hı. Ne yapıyor? 71 lira mı? Evet. 71 lirası saraya gidiyor, 14 lirası yine halka geliyor. Doğru söylemiş yani. Eksik yine 14 TL mi yani? Tabii. Saraya mı gidiyor? 71 lirası saraya gidiyor. Doğru söylemiş yani. Hatta doğru eksik mu? Eksik bile söylemiş tabii. Daha mı? Tabii tabii. Fazla. Aynen öyle. 2002 dedin değil mi? Evet. 2002'de asgari ücretli biz aldığımız mesela maaşımızdan aldığımız dolar belli. Çalışıyor şimdi, muydunuz o zaman? Tabii. Ne kadar alıyordunuz? Ya ben belki çalışmıyordum ama babamı hatırlıyorum. Babam asgari ücretliydi. 5 çocuk büyüttü. Hepimiz okuduk. Refah için dedik. Ama şimdi asgari ücretle çalışıyorum ben. Kendi çocuklarıma bile yetiştiremiyorum. Yani bunu diyorum. Onların vicdanına bıraktım olayı. Her geçen gün daha kötüye gittiğiniz aşikardır. Öyle mi? Evet. Bu anlattığı sistem kime işliyor onu sorgulamak lazım. Galiba kendilerine o şekilde işliyor olabilir. Ama bir vatandaş olarak bize ne kadar işliyor o meçhul. İşlemiyor daha doğrusu. Eskiden üçte birini çalıyorlar, ikisini halka hizmet ediyorlardı. Eski hani beğenmedikleri var ya. Aha. Şimdi ise üçte biri kendileri ve aileleri için harcıyorlar. Evet. Hani bunun gizli saklısı yok. Kendileri zaten bir yüzükle başlayıp ne kadar zengin oldukları, eniştelerini, yedi cep dünürlerini ne kadar zengin ettikleri ortada. Ben bu ülkeyi onlardan daha çok seviyorum. Bunu söylerken de kimse beni ülkeyi sevmiyormuş gibi değil. Şu anki yöneten parti ayrı bir durum. Ülke bizim hepimizin ülkesi. Evet. Eğer birilerinin gitmesiyle ülke batsaydı, Mustafa Kemal Atatürk gittiği gün ülke batardı. Yani bir zamanlar bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk, evet, o günkü şartlarda insanlar birleştirerek kurdu bu ülkeyi. Ve ülkeyi düşmandan parça parça söke söke aldı. Şu ankiler ise milleti parçaladıkları gibi ülkeyi de parça parça edip satıyorlar. Bunu bir başka bir izahı yok. Şunu dikkate almış olabilirler. Kendileri refah yükseliyor ya. Kendileri ve sonra da zengin ettikleri müteahhitler var. Evet. Onların refahları her geçen gün doğrudur. Yeni zenginler çıkıyor. Bu bataklıktan size göre, bu ayrışmadan Türkiye ne yaparak çıkabilir sizce? Bu kadar ayrıştırılma üzerine vatandaşın, milletin ne yapması gerekir? Vatandaşın artık bu ülkede Atatürk zihniyeti taşıyan birilerini bulması ve seçmesi lazım. Bu iş onlara göre yani, bizim iç refah. O döneme göre kıyasladığınızda daha mı refah içindesiniz? Aynen. Şu anda. Yok. O zamanlar daha kötü. Ya bu zamanlar kötü. Karar verin bir. Bu zamanlar çok kötü. Bu zaman daha mı kötü? Aynen. Yani mesela verdiğiniz verginin karşılığında daha yüksek mi hizmet alıyorsunuz şu anda? Hiç hizmet alamıyoruz gibi bir şey. Yoksa sürekli vergi mi alınıyor? Sürekli vergi alınıyor. Yaptıkları bir şey de yok yani. Yaptık diyorlar da. Yap işte devlet modeli. Yani bugün nereye gidersen git benden alıyor parayı. Onların yaptığı bir şey yok. Onu söyledi hikaye. Siz ne düşünüyorsunuz? Hikaye. Neden? Hikaye anladı. Yalan. Yalan mı? Yalan tabii. Siz refaha kavuşabiliyor musunuz şu anda Türkiye'de? Benim yaşım verdiğiniz yaşım vergilerle. Yaşım 82. Evet. Ben böyle bir devir görmedim. Öyle bu mi? Kadarını söyleyeyim. 82 mesela yaşında. 2002'de yoksulluk yok muydu Türkiye'de ondan önce falan? Yok. Ya yoksulluk. Vatandaş aç değil miydi? Ya şimdi savaştan çıktığımız senelerde vardı bir yoksulluk. Şey, ama şimdi 50'lerden 55'lerden sonra yavaş yavaş düzeldi, toparlandı. Kuyruklar deniyor. Yani ya ne kuyruğu? İşte sanayi kuyruğu, hastane kuyrukları, işte millet açtı. Şimdi ne var vesaire. Şimdi hastane kuyruğu mu şimdi? Yok mu? Yok mu diyeyim, soruyorum yani. Yok deniyor. Yok olarak görülüyor. Ya tabii yok sizce? Diyecek. Orada oturması için öyle söyleyecek. Ne söyleyecek adam, başka türlü söylemez ki. Ben işte bak, bir doktora gidesin. 3 ay, 4 ay, 5 ay gerektiğinde 1 sene, 2 sene gün verir bir ameliyat olabilmek için. Evet. Bak benim hanımı doktora götüreceğiz. Adapazarı'ndan randevu aldık, oraya götüreceğiz. Burada yer bulamadık. Artık o kadar düşün yani. Ha. Onu söylediğin hepsi hikaye. Boş. Teşekkür ederim. Boş abi. Yani. Sağ olasın. Hepsi boş. Siz bu refahı görebiliyor musunuz vatandaşlar? Bakın ben söyleyeyim size. Berat Albayrak konuşuyor ama. Evet. Havadan konuşuyor. Neden? Havadan sudan konuşuyor. Ben Maliye Bakanı'nı ciddiye almıyorum kardeşim. Neden? Yani ülkeyi yönetemediklerini düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Hiçbir şekilde yani vatandaşı hizmete ben yönelik. Ben Maliye Bakanı'nın da kayınpederini de ciddiye almıyorum. İyi günler. 100 TL'lik alınan vergi karşılığında 85 TL'si vatandaşa refah olarak harcanıyor dedi.
Siz bu refahı görüyor musunuz? Hangi vatandaş? Görmüyoruz. Görmüyor musunuz? Neden? Belki Suriyelilere ödüyorlardır ama vatandaş olarak hiçbir değişiklik görmüyoruz. Kurumların yani hizmetlerinden yararlanabildiğini. 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda Türkiye çok daha rahat bir ülkeydi. Öyle çok mi? Daha zengin bir ülkeydi. Bugüne kıyasla alım gücü çok daha yüksekti. O zaman kriz yok muydu? Ya kriz vardı ama şu an krizin babası var zaten. Daha mı fazla? O zamanlar medya özgürdü. Bunları söyleyebiliyordu. Hı hı. Şimdi devlet rekor kırıyor. Neyin rekorunu kırıyorsun lan? Devalüasyonlu ülkede. Böyle bir rekor olabilir mi? Doların rekor kırma ihtimali nedir? Ya bu rekor değildir. Bu bildiğin senin alım gücünün düşmesidir. Evet. Ama enteresan yani. Ben rakamları bilmiyorum. Şu an AK Parti sisteminde iki çatlak var. Bir adalet sistemi, evet. Adalet Bakanlığı, iki Maliye Bakanlığı. Bu ikide çatlak var. Bu ikisini düzeltsin. Düzeltebileceklerine inanıyor musunuz? Şu an 18 yıldır düzeltemediyse bu saatten yani sonra... Yani korona döneminde mi düzeltecek? Ben sonuna kadar AK Partiliyim. Yani bugün seçim olsa yine AK Parti'ye oyum. Ama bu iki peki bakan... Peki mesela şikayetçi olduğunuz şey düzelmezse AK Parti'den vazgeçer misiniz? Hayır, asla vazgeçer. Her şey kötü ama yine AK Parti'ye mi oy veririz? Aynen. Aynen. Çünkü yok yani şu an mecliste... Türkiye'de bu söylediğiniz kurumları ve diğer sorunlu olan kurumları düzeltebilecek bir şu insan evladı yok mu? Şu an yani mecliste baksan yani dördlük bir parti yok ki. Siz bu refahı görebiliyor musunuz? Görmüyorum. Neden? Yani belli zaten şu an anti insanlar huzur içinde yaşıyor ki. Refah yok, huzur yok. Devlet kurumları bu vergi sisteminde vesaire tamamen hizmete dönük mü çalışıyor? Yok, değil bence yönetim. Değil. Hayır. Vatandaşı mesela ben düşünerek mi hareket su ediyor? Ücreti hiç kullanmadığım halde bana geliyor 70 TL. Vergi gidiyor. O vergi nereye gidiyor? Soramıyorsun bile. Valla ben bu hükümete her şeyi görüyorum. Refah içinde misiniz evet, şu yani an? Yani her şeyi ben bunda görüyorum. O ne derse öyledir. Yani diğerleri olsa bundan çok mu iyidir? O ne derse doğru mudur? Aynen size? O ne derse doğrudur. Aynen hata öyledir. Hata yapmazlar mı? Ya şimdi hatasız şu, hata yapmaz. Hata yapmayan bir Allah. Ama ne var ki bu hükümet gibi bir hükümet ne Türkiye'ye gelir ne de Avrupa'da olur. Siz bu refahı görebiliyor musunuz vatandaş olarak? Yeterli değil. Yeterli değil mi? Değil. Refah içinde misiniz peki? Yani harcandı ama dediği de doğru ama yeterli değil. Millet perişan. Perişan mı millet? Perişan tabii. Aynen. Yani emekliyiz öyle yani. Çağ çoluk işsiz mesela böyle. Bazı alanlar aldı mesela fabrikalarda çalışanlar, hı hı. Sigortalı olanlar devlet verdi. Emekli olup da geçinemeyip çalışanlar zaten alamadı, şirket de vermedi. Hı hı. Bu durumlar var. Anladım. Doğru teşekkür değil. Ederim abi. Doğru değil mi? Evet. Yani yeterli değil. Aldığınız maaş yetmiyor bize asgari ücretliye. Tabii ev kirası olsun, doğalgaz olsun, işte elektrik olsun, şey olsun. Yani şu anda ben 250 lira elektrik faturası ödedim. Yani 1000 lira kira en az. Tabii ki de yetmiyor yani. Peki verdiğiniz vergiler karşılığında yüksek fiyatta hizmetler alabiliyor musunuz? Mesela 85 TL'lik işte sağlık alanında, eğitim alanında, hukuk alanında, kurumda, devletin her türlü kullanabileceğiniz kurumlarından 85 TL'lik refaha kavuşabiliyor musunuz? Ya tabii ilgileniyorlar. Hastanelerde falan özellikle. Yani 2002'ye göre. Çünkü bakanın söylediğine göre 2002'de 14 liralık hizmet alınıyormuş. Ya 2002 TL, o zamanki... Verilen 100 TL'lik vergiye göre. Şu an yaşım 22 ama yani o zamanki şeyi hatırlamıyorum. Anladım. Şu andaki şeyler yani imkanlar hani devletin sağladığı yani iyi yani güzel. Anladım. Yani hizmetler olsun. O zaman genel olarak olsun. Refah içinde yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Yani bazı yerlerde. Tabii verdiğim vergiye göre iyi yine. Anladım. Ama yine daha fazla vergi almasınlar.